Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan çok sayıda haber var ama bunlardan bir tanesi şu anda Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Yayınımızı gerçekten çok önemli bir haberle açacağız. Nihayet Suriye'de uzun süredir beklenen ateşkes ve kalıcı barış için ilk anlamlı adım atıldı. Bu konuda somut girişim Türkiye ve Rusya'nın ortak çabası sonucu geldi. Dünyanın haberi başlıyor. Evet, Suriye'de rejim ve muhalifler arasında ateşkes sağlanması konusunda nihayet anlaşmaya varıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı ateşkesin ülke genelinde bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler'in terör örgütü olarak kabul ettiği gruplar ateşkesin dışında tutulurken Türkiye ve Rusya anlaşmanın garantörleri olacak. Ateşkese sadık kalınması için garantör ülkeler Türkiye ve Rusya arasında kırmızı hat oluşturuldu. Bu şekilde Rusya ve Türkiye birebir görüşmeye başlayacak. Rusya Devlet Başkanı Putin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Tarafların 3 belge imzaladığını söyledi. İlk belge ateşkes sağlanmasını, ikinci belge ateşkesin denetlenmesini, üçüncü belge ise tarafların barış görüşmelerine hazır oldukları yönündeki teminatı içeriyor. Putin ateşkese Türkiye ve Rusya'nın garantör olacağını da söyledi. Rusya Devlet Başkanı bu ateşkes kırılgan olduğu için hassas ve sabırlı davranmak gerekiyor. Taraflarla sürekli temas halinde olacağız diye konuştu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'dan da bir açıklama geldi. Shoigu da ateşkesin uygulanmasının garantörü olan Türkiye ile kırmızı hat kurulduğunu, bir irtibat hattı kurulduğunu belirtti. Shoigu anlaşmaya 60 binden fazla muhalif militanın katılacağını söyledi. Ve anlaşmayı imzalamayan silahlı muhalif grupların terör örgütü olarak kabul edileceğini de kaydetti. Esad rejiminin haber ajansı SANA, Suriye Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı ülke genelinde ateşkes ilan etti derken, Suriyeli muhalifler tüm Suriye'yi kapsayan bir ateşkes anlaşmasına varıldığını teyit etti. Türk Dışişleri açıklamasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır denildi. Türk Dışişleri resmi açıklamayı şu ifadelerle sona erdirdi. Türkiye, çatışmasızlık durumuna tam olarak riayet edilmek suretiyle Suriye'de Cenevre Bildirisi ve 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı temelinde gerçek bir siyasi geçişin sağlanabilmesi amacıyla kısa süre içinde Astana'da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde bir araya gelerek Birleşmiş Milletler gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandırma yolunda kayda değer adımlar atacaktır. Bu ümitle bu kapsamdaki çabaların ara verilmeden sürdürüleceğini belirtmek isteriz. Evet, Türkiye ve Rusya'nın yoğun diplomatik çabalarının meyvesi olan bu ateşkes bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Evet, Suriye'de sağlanan ateşkesi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen düşünce kuruluşu Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Direktörü Andrei Kortunov'la konuşacağız. Mr. Kortunov, Sayın Kortunov, thank you for being with us. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Suriye'de ülke çapında bir ateşkes konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı ve gece yarısı da ateşkesin yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki bu ateşkesin nasıl uygulanacağını öngörüyorsunuz ve başarısı konusunda ne kadar iyimsersiniz efendim? Öncelikle ateşkesin Suriye genelinde bir barışa yol açacağına çok da İnanmıyorum çünkü şu anda savaşmaya devam eden bazı gruplar var ve bu gruplar da bu ateşkese saygı göstereceklerini pek sanmıyorum açıkçası. Buradaki durum büyük taraflar arasında, büyük askeri taraflar arasında bir ateşkes olması, tabii ki bunun da dışında
birçok çatışmalar devam edecektir. Birçok grup bu ateşkesi delmeye çalışacaktır. Ancak taraflar arasında şu anda Suriye'deki en büyük taraflar arasında bir ateşkes sağlanabilirse bu büyük bir başarı olacaktır. Sayın Kortunov, Rusya bazı silahlı güçlerini ülkeden çekeceklerini açıkladı. Peki bu ateşkes DAEŞ'le mücadeleyi nasıl etkileyecek? Eğer ateşkes uygulanırsa ve taraflar bu savaşın tarafları ki Suriye'nin geleceğini eğer düşünüyorlarsa ve ateşkese uyacak olurlarsa DAEŞ izole edilecek ve açıkta kalacaktır. Çünkü tüm grupların katılımıyla ateşkesin devam etmesiyle Rusya için olsun, Türkiye için olsun, tüm tarafların Amerika Birleşik Devletleri liderlerindeki koalisyonu da DAEŞ'le mücadelesi kolaylaşacaktır. Çünkü tek savaşan güçlerden biri olarak ateşkese katılmayan gruplardan biri olarak ortada açık bir şekilde hedef olacaktır. Peki Sayın Kortunov, Türkiye'nin anlaşmadaki pozisyonu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Anlaşmanın bir parçası olması gerçekten çok önemli ve çok cesaret verici. Türkiye ve İran'ın bir şekilde buradaki pozisyonlar arasındaki boşluğu azaltarak Suriye'nin geleceği için işbirliğine gitmeleri gerçekten çok önemli. Ancak bazı detaylar var ki bunların hala tabii ki düzeltilmesi gerekiyor. Hizbullah konusunda mesela Kürtler konusunda farklı düşünceler var. Ancak bu üçlü ortaklık devam ettirilebilecek olursa ve bu süreklilik sağlarsa gerçekten oyunu değiştirecek, bütün dengeleri değiştirecek bir durumdur ve bu üçlü ortaklığa Arap ülkelerinin de katılması çok başarılı olacaktır. Çünkü bu çatışmanın daha fazla gücün bölgedeki Arap dünyasının katılımıyla çözülmesi daha kolay olacaktır. Sayın Kortunov, peki bazı Kürt gruplarının, PYD'nin, YPG'nin sahadaki varlığı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Sizce onlar da ateşkesin dışında olacaklar mı? Tabii ki onların da anlaşmanın bir parçası olmasını umuyoruz. Çünkü onları destekleyen, Kürtleri destekleyen, askeri ve siyasi destek sağlayan güçleri bu konudaki durumuna da bağlı. Çünkü Kürt birlikler içinde de birlikten söz etmek mümkün değil. Kürt topluluk içerisinde de farklı fikirler, farklı gruplaşmalar var ve ılımlı toplulukların daha üst bir seviyede olacağını ve daha radikal gruplarla gerçekleştirdikleri mücadeleden başarıyla çıkmalarını umuyoruz açıkçası. Sayın Kortunov, tekrar sürece dönmek istiyorum. Sizin planlanan Astana süreciyle ilgili beklentilerinizi alabilir miyiz? Sizce Astana görüşmelerinin bir anlaşmayla sonuçlanmasını bekliyor musunuz? Evet, ileriye atılacak çok önemli bir adım daha olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla spesifik konu var. Askeri çalışmaların ve çabaların koordinasyonu ve istihbarat alışverişi ve ortak planlama gibi çok fazla konu var ve bir noktada artık geçiş sürecinin detaylarını da görüşmeye başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece ateşkes değil, ancak ülkenin geleceği için de önemli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Kortunov, Amerika Birleşik Devletleri bu sürecin ve anlaşmanın bir tarafı değil. Ama Trump yönetiminin bu konuda bu sürece ne şekilde katılmasını umuyorsunuz ya da katılacak mı? Tabii ki şu anda Trump yönetiminin Suriye konusundaki duruşunu ve bölge konusundaki politikalarının tam olarak ne olacağını söylemek için biraz erken ama herkes için tabii ki bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin konuyla olan ilgisi olumlu karşılanacaktır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki önemli oyunculardan biri. Eğer Washington yönetimi
Army'nin buradan bu bölgeden ayrılıyor olması hiç kimsenin yararına değildir. Ancak burada Washington'ın alacağı yeni pozisyon ne olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor. Bir yandan da tabii ki kendimizi Trump yönetiminin pozisyonunu bizi rehin almasına da izin vermemiz gerekiyor. Ve bu yeni bir strateji için bu ateşkesten faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Belki de çünkü en önemli bölgesel aktörlerle işbirliğine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cortuno, Cenevre süreci devam ediyor. Astana'da başka bir koldan süreç olarak devam ediyor. Peki sizce bu iki sürecin bir şekilde gelecekte birleştirilmesi gibi bir durum olabilir mi? Bence de her ikisi de birleştirilmeli. Çünkü eğer Astana bir şekilde Cenevre'deki ilerlemeleri içine katmasa başarılı olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Cenevre'de çeşitli muhalif gruplar temsil edilmişti ve meşruiyeti vardı. Birleşmiş Milletler şemsiyesi altındaydı ve Stefan de Mistura bu konuda Cenevre'de çok büyük çaba gösterdi. Bu sebeple bunları sadece Cenevre'yi unutup sadece Astana'ya odaklanmak doğru olmayacaktır. Bu iki sürecin bir noktada birleştirilmesi gerekecektir. Son sorum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili olacak. Kendisi anlaşmanın kırılgan olduğunu söylemiş durumda. Ancak burada anlaşmaların Rusya'nın Savunma ve Dışişleri Bakanlığı Moskova'nın bölgedeki ortaklarıyla sıkı işbirliği sonucunda gerçekleştirildiği övgüsünde bulunmuştu. Peki sizce bu anlaşma neden kırılgan olabilir? Barışın önündeki engel ne olabilir? Tabii ki farklı engeller var barışın önünde. Öncelikle anlaşma gerçekten çok önemli ancak diğer tarafların da buradaki büyük Arap ülkelerinin bu sürecin bir parçası olması gerekiyor. Eğer bu gerçekleşmezse çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsettik ve bir noktada Avrupa Birliği de Amerika Birleşik Devletleri de bu sürecin birer parçası olmak zorunda. Eğer biz askeri çatışmadan çatışma sonrası müzakere ortamına ve Suriye'deki düzelme ortamına dönecek olursak Avrupa Birliği'nin çok önemli bir oyuncu olabileceği öngörüsünde de bulunabiliriz. Son olarak tabii ki olumlu momentumu, buradaki hareketi kaybetmememiz gerekiyor. Şüpheler var, bazı güven eksikliği var bölgede ve bu sebeple tabii ki her kezin tarafların sıklıkla bir araya gelmesi ve Suriye'de ölümlerin durması gerekiyor. Çünkü günün sonunda en önemli olan şey daha fazla can kaybını engellemek, özellikle sivil halkın Suriyelilerin hayatını kaybetmesini önlemek. Çok kısa bir soru daha sormak istiyorum. Beşar Esad'ın geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Bence bir süre daha Şam'da olacağını düşünüyorum ancak geçiş sürecinin sonunda Beşar Esad'a ya da herhangi tek bir kişiye bağlı olmayan bir sistemin ortaya çıkmasını umuyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Evet, Suriye'de sağlanan ateşkesi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çok yakın bir düşünce kuruluşu olan Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Direktörü Andrei Kortunov'la konuştuk. Çok ilginç yorumlar aldık. Önümüzdeki saatlerde bu konuyla ilgili yeni açıklamaların gelmesini, özellikle Moskova'dan yeni açıklamaların gelmesini bekliyoruz. Hoşçakalın. Müzik